Kankerim selamun aleyküm oyuncu çift günlüğüne hoş geldiniz efendim. Bugün Euro Truck Simülatör'de Tofaş'ımızı atlayıp Enşöngen'in evine doğru Zonguldak'a doğru yola çıkacağız. Enşocuğum ben ve izleyicilerimiz Tofaş'ımızı atlayıp geliyoruz. Bizi evine misafir edecek misin? Başım gözüm üstüne ama babam aynı fikirde olmayabilir. Baktık zalim Hikmet amca cazcuz yapıyor. Gideriz arabayı park ederiz. Kornamıza basarız. Enşö reis bohçasını atar. Onu da alırız. Kaçırırız İstanbul'a getiririz. Yani beni İstanbul'dan Tofaş'la gelip mi kaçıracaksın cidden? Ya gülüm ne istiyorsun? Şu Tofaş'ın güzelliğine baksana ya. Hiç böyle şunun... hayal etmemiştim. Şunun bir şekline şemaline bak. Tam böyle kötü gözükçü olabilir belki arkadaşlar ama tabii ki yolculuğa çıkmadan önce birazcık modifikasyon işlemlerini gerçekleştirelim. Rengi ne olsun? Kırmızı olsun bizim olsun. Kırmızı mı? Oy sen ne diyorsun ya? Aşkım çok güzel oldu bence. Böyle kalsın. Harbi efsane oldu. Şu koltukların, şu ses sisteminin güzelliğine bak ya. Bence çirkin ama olsun. Dıştan güzel görünüyor. O zaman haydi bismillah. Şöyle vitesimizi bire attık. Aracımızı kaldırdık. Hayırlı yolculuklar gülüm. Hazırlan geliyoruz ha yavaş yavaş. Esenler otogardan yola çıktık. Efendim gülüm. Ben ne yapıyorum biliyor musun şimdi? Sarma yapraklarını alıyorum. Zonguldak merkezdeki kuzenlerime geçiyorum. Sen ve izleyiciler gelene kadar 3 tencere sarma sarmaya başlıyorum kuzenimle. Hem kaçırman daha kolay olur merkezden. Vallahi buzdolabına mı koyuyorsun? Saklıyor musun? Ne yapıyorsun ya? Babacığın yemesin onu. Anca sararım, anca pişiririm zaten. Sen gelene kadar hazır olur. Şu anda 7 saat diyor yolculuğumuz. Saat 5.50. Birazdan hava kararacak arkadaşlar. Allah! Çok hızlı çıktım la buraya herhalde. Kaza yapıyorduk ya yolun başında. Kazasız belasız gelmek nasip olsun. Beni kaçırmak nasip olsun. Amin. Amin. Amin ulan. Aç kapıyı Veysel efendi. Çıkıyoruz. Dur aşkım. Zonguldak il sınırları içine girince böyle gaza gelirsin. Allah aşkına daha İstanbul'dasın. Yıllardır küllenmiş aşkın var bende. Sevdan bana küsmüş. Yalan gözlüğün. Öyle miydi o şarkı arkadaşlar? Pek bilmiyorum ama moda girdik sen ama. Onu bunu bırak. Böyle bir aşk görülmemişi söylesene. Böyle bir aşk görülmemiş dünyada. Ne geçmişte ne de bundan sonra da. Arasalar bulamazlar rüyada. Seni Sizin yazdım. Seni yazdım kalbime. Seni yazdım reis. Kalbime. O zaman arkadaşlar yorumlar şu an böyle bir aşk görülmemiş A kalp G yorumlarda ne diyorsun aşkım? G kalp A olsun bence ya. A kalp G değil de Gebru ile Ayşe işte. Tamam ne fark eder aynı şey. Açsana dayı kapıyı. Hadi 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 14 euro mu? Yazıklar olsun ya 14 euro geçiş ücreti mi olur gülüm? Aşkım beni almaya geliyorsun 14 lira vermişsin çok mu? Kırmızıda da bekleyelim ceza yemeyelim. Bu arada sizinkiler biliyor mu ya beni kaçırmaya geldiğini? Öğrenirler kaçırdıktan sonra. Aşkım bir şey söyleyeceğim. Sen şimdi 7 saatlik yolu kaç saatte gelirsin bu Tofaş'la? Yani yolda bir kaza, bela bir şey olmazsa inşallah birazdan yanındayım ya. Birazdan mı? Sarmaları sarmadan yetişeceksin mi? O yüzden sen elini çabuk tut. Kuzenlerine falan söyle hızlı hızlı sarın ha. Benle birlikte binlerce insan geliyor şu anda. 3 tane kazanla sarmam lazım benim o zaman. Herkes birer tane yer kankiler. Yemeyenler de kusura bakmayacak. Sonra yine sararım. Ani oldu benim de haberim yokmuş. Tofaş almış geliyormuş. Ulan yıllardır bu anı bekliyorum. Geliyorsun beni Tofaş'la kaçırmaya. Ya Tofaş'ımın neyi var be? 10 numara bir yıldız araba arkadaşlar. Sese baksanıza bak bak bak. Bak. Vosos'la kaçırılmayı isterdim. Bir gün gelir kaçırırız gülüm onunla da. Sen beni kaç kere kaçıracaksın aşkım? Yanlış yola girmişim. Bak benim var ya kafamı karıştırıyorsun. Şöyle sağa kıralım. Sen bu gidişle var ya sinyallerini de unutma. Dıştan da görebiliyor muyuz arabayı giderken? Öyle kullanabiliyor Tabii musun? Tabii canım bak. Öf öf ateş ediyor. Vitesimizi 5'e attık kankiler. Artık arabayı böyle kullanacağız. Ana yoldayız. Hız sınırımız falan yok. Hızlıca reisin ulan, yanına varmamız gerekiyor. Ulan niye bilmiyorum ama kalbim bir değişik attı ya. Bu arada arkadaşlar biz 8 aydır falan görüşmüyoruz. Yanıma gerçekte gelemedi oyunda geliyor. Şaka gibisin ha. Vallahi gülüm Allah nasip ederse inşallah önümüzdeki günlerde buluşacağız. Amin inşallah. Burada yavaşlayalım birazcık. Tamam. 10 euro geçiş ücreti. Polis bey, memur bey kolay gelsin.
Beni nasıl çevirmediler lan? Gayet düzgün kullanıyorsun yavrum sen. Niye çevirsinler ki seni? Arkadaşlar daha fazla Euro Truck Simulator 2 videolarının gelmesini istiyorsunuz. Tır kullanıp Elşengen'inizle birlikte konvoy yapmamızı istiyorsunuz online oyunda. Yorumlara yazmayı unutmayın ve like atarsanız ne kadar çok biz de anlarız istediğinizi. Aşkım kaç saat kaldı? Sen bu hızla gelirsen var ya yarına gelirsin ha. Gülüm daha ne? Bu kadarı basıyor. Ne yapayım inip koşayım mı ya? Sen şu an vitesi kaça attın? Gülüm 5'te 5'te. 5'te çok yavaş ya. Nasıl yavaş ya? Aha helikopter koymuşlar lan. Nerede ya? Tırın arkasında mı? Gördün mü? Evet pembe renk. Dur biraz yavaşla da bakayım ona. Böyle sağ şeridimize doğru girelim. Harbiden. Evet. Birlikte köprüden geçiyoruz şu an. Vay be arkadaşlar. Şu etrafı dışarıdan bakmak istiyorum. Gerçekçi değil mi? Gülüm bayağı Türkiye güzel. Haritasının birebir aynısını yapmışlar ya. O zaman kankiler Zonguldak'ı görmeye hazır olun. Zonguldak mı İstanbul mu? Karar ver. Çabuk hangisi güzel? İstanbul'da gülüm ya. Yazıklar olsun. Zonguldak'ta güzelse sebebi sensin ha reis bunu bil. Böyle de kendisini affettiriyor ama Zonguldak'ta çok güzel bir yer değil mi? Alo efendim İlmi. He? Ne oluyor ya? Tofaş'tan duyamıyorum kardeşim benim. He borcu mu? Öderiz mi aslanım ya? Arabanın muayenesini yaptırdım biliyor musun? Zonguldak'a gidiyorum kardeşim bilmiyor musun ay şunun yanına ya? Tamam aslanım benim seviyorum seni öptüm gözlerine hadi bay bay. Bizim İlmi arkadaşlar. Arabanın muayenesini yaptırabilmek için borç almıştım da birazcık yamyam arıyor. Ulan diyorsun ki Ayşe'nin yanına gidiyorum. Ayşe'yi kaçırmaya niye gidiyorum demedin? Bakalım önce Zalim Hikmet amcadan güzelce isteyeceğim. Eğer vermedi ondan sonrasına bakarız. Sence verecek mi? Bir de Tofaş adamın evinin önüne çekeceksin Tofaş'ı. Oğlum ses yavaş sür şu arabaya gelirsem oraya senin ağzını yüzünü kırarım ha. Seni geçti. Onu geçsen aşkım. Bas bas. Aa bana çarptı bir arkadan. Nasıl biri yok ki? Onu bunu boşver şu öndeki beyazı geç bas. Gülüm Tofaş anca bu kadar basıyor. Ne yapayım adamın altındaki araba milyonluk araba be. Mola falan vereceğim mi yavrum yolda? Yok direkt basıp geliyorum gülüm. Saat kaç? Saat 8.30. Birazdan hava kararacak zaten sabaha yanındayım. Yağmur falan da yağsa yolculuk güzel olurdu ha. Belli olmaz hava durumu yağmur var gösteriyordu kankiler. Aha geç bunu geç. Bu deli seni. Ne haber lan? Ulan geçtik ona. Ulan Allah! Sen yoluna bak aşkım ama. Arkadaşlar ufak tefek bir sürtünme yaşandı orada. Ulan eşşoğlu beş kulak sinyal ver sinyal. Farlarını açsana bir tek senin farlar yanmıyor. Sen ciddi misin lan? Evet senin farlar yok şu an. Heh, aa şimdi, şimdi açtık lan arabayı da unutmuşum gülüm. Hava bir anda karardı ya. Şu anda hangi tüneldeyiz? Bolu tüneli mi? Ne bileyim ben Bolu'ya vardın mı? Tabi Bolu tüneline girdik arkadaşlar. Şu an çekmemesi lazım telefonu. O yüzden sana ulaşamıyorum kesin ben. Durmadan ararım seni böyle bir şey olsa. Hatırlıyor musun aşkım ben seni yoldayken böyle kaç kere arıyordum telefon çekmiyordum. Aynen. Hadi oğlum hadi oğlum basın biraz ya. Uzun ince bir yoldayım. Gidiyorum gündüz gece. Kaza mı var orada? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Gir gülüm gir. Gir. İçine ettin şarkının türkünün yani. Gir. Tamam ben hiçbir şey söylemiyorum. Sana da dolma yapmaktan vazgeçiyorum. Bilmiyorum ne haldayım. Gidiyorum gündüz gece. Gündüz gece. Gündüz gece. Ulan var ya. Şu an ben böyle bir efkarlandım. Cidden. Moralim bozuk. Dünyaya geldiğim anda yürüdüm aynı zamanda iki kapılı bir handa gidiyorum gündüz gece gündüz gece gündüz gece oy. Ah ulan ah. Aha reis yağmur başladı harbiden. Allah'tan başka bir şey söyleseydin keşke. O yağmur değil ha. Gözyaşlarım. Aga be. Bilmiyorum böyle bir duygusal oldum niye böyle oldu bilmiyorum. Oğlum bizim silecekler niye çalışmıyor lan? Abicim bizim silecekler bozuk arkadaşlar. Allah'a emanet şu an gidiyoruz. Hava da karanlık birazdan bir de sis çıkarsa kankiler sabaha karşı. Allah korusun Allah muhafaza. Yavaşla yavaşla çarpma. Sola geçiyorum sonra sinyal veriyorum. Şu an neredesin mesela bakamıyor muyuz? Gülüm koca aha lan tabela geçtik. Var.
Ne diyor tabelada harbiden? Göremiyorum okuyacağım ki ya şimdi. Buradan. Sakarya, Düzce, Bolu, Ankara, Karabük. Yaklaştık ya gülüm. Bolu'ya geldin mi zaten? Bizim oraya bir şey kalmadı demek. Yar bana dağlar, taşlar bile ağladı. Gardiyana sordum, daha gelen olmadı. Sen gittin gideli, güneşim hiç doğmadı. Yar sen gittin gideli, güneşim hiç doğmadı. Yar Allah, bismillah. Öyle başlayalım. Sen niye radyo yokken de söylüyorsun? Aç abicim aç, yarım saatte kapıyı açıyorsunuz ya. Bu arada yakında modifikasyonlarla hem tofaşımızı güzelleştiririz kankiler. Memur bey ne oldu orada, bir merak ettim. Aha çevirme var, çevirme. Ha bizlik bir durum yokmuş. Hem modifikasyon işlemlerini yaparız kankiler. Hem de radyomuzu falan takarız, dinleriz. Aslında radyo olabilir de ben çözemedim şu anda. Bir dahaki bölümlerde ETS videolarının gelmesini istiyorsanız part 2, part 3, part 4 hatta online bile yazın ki yorumlarda, bir de rekor bir like atın da biz bilelim. Harbiden birlikte bizim uzun yola çıkmamız yok mu tırlarla aşkım? Gideriz gülüm ya, bir konvoy yaparız seninle birlikte. Böyle atalım da selektörümüzü karşıdan hayvan mayvan bir şey çıkmasın karşımıza. Selektör atınca çıkmıyor mu? Ya çıkıyorsa da ürker gülüm, kaçar ya. Tabelaya aha yeni bakalım. Bir tabela. Bakayım. Ne yazıyor gülüm? Düzce Bolu Ank... Oha daha da yaklaştın. Sen böyle yaklaştıkça benim heyecanım şu an tavan. Anasını satayım, gerçek hayatta buluşamıyoruz. Hayır! Sapancı'ya saptın sen. Yanlış yola girdim kankiler, Allah! Sakarya'ya gidiyorsun, hadi gözün aydın. Dur, yol ileride herhalde birleşiyor ya. Ama uzadı birazcık. Yolu çok uzattın, seni beklemekten artık ömrüm soldu, anlıyor musun? Soldu, çiçekler soldu, ömrüm soldu, bıktım ulan. Ayıp ulan sana, hani sen beni bir ömür beklerdin be, ha? Zaten bir ömrüm bitti, farkında mısın bilmiyorsun aşkım. Ulan iki oy. Araba tarafında sıkıştırıldık, eşşoğlu beş kulaklar size eşşoğlu beş kulaklar. Neyse ben seni konuşturmayayım, sen kaza yapıyorsun yoksa. Paralı yollardan geçe geçe aslında dedim cebimizdeki bütün parayı verdik ya. Kurşun yedim. Sol yanımdan yaralandım mı ey can, yaralandım mı? Bir güzele deli gibi sevdalandım mı? Abicim pardon, vallahi pardon. Abicim özür dilerim. Bir saniye, benim o adama bakmam lazım. Öldü mü kaldı mı? Oğlum nasıl bir kaza yaptım reis be? Ana yolda dönmeye çalışıyorsun ya. Abi sen iyi misin? Dur abicim dur, beni mi edeceğim? Tıra baksana nasıl üzerime geliyor ya. Bir problem yok değil mi kral? Kusura bakma ya. Anlık dalgınlık biliyor musun? Kaç saattir uyumuyorum, neyse. Ulan trafiği kapattın. Tamam bak. 10 numara 5 yıldız. Ben o adamı arkamda bıraksaydım çok üzülürdüm gülüm. Ben kaçmaktan vazgeçtim, boşuna gelme. Niye? Vazgeçtim, kaçmıyorum. Bu Allah kadar Allah. Yol boşuna mı geliyorum? Bak babanı kaçırırım. Yine gel, yine git. İşin ne lan? Bir kere de adam mı kaçırılır? Gelmiyorum. Arkadaşlar vazgeçtim. An itibariyle kaçmıyorum. Boşuna geleceksin. Sarmaları sana veririm. Tofaşın içinde yersin. Pencereden de sana el sallarım, dönersin. Berceste'de durup yemek mi yesek ya? Ne yapsam gülüm, ben acıktım ha. Daha 3 saat yolum var. Yiyebilirsin. Bakalım şu dinlenme tesisine bir girelim aslında ya. Var mı buradan yol? Buraya bir girelim kankiler. Bu mola yerlerinde fiyatları da çok pahalı ama. Bir çorba içersin. Hop. Nereye park edek? Şuraya girelim ya. Bir ihtiyaç molası. Birazcık kötü girdim ama. Arkadaşlar olsun. Direksiyonu kapattık. Şurada bir yemeğimizi yiyelim. Oh. Ne yedim lan böyle? Dişimden kürdanla alsam eti... Çok güzel olacak da neyse. Haydi bismillah, yolcu yolunda gerek. Kazasız belasız inşallah. Ha gülüm he. Hem pahalı diyorsun hem et diyorsun. Ulan çorba niye içmedin? Ya çorba içtim belki. Paramız yok diye çorba içtik ama gülüm gelip burada insanlara bunu söylemek istemedik, anladın mı? Bizim de bir gururumuz onurumuz var. Burada bir roleplay yapıyoruz ya. Abart. Abartma makinesi ya. Yok arkadaş ayıptır söylemesi. Bir kuru fasulye pilav yedim. Etli kuru fasulyeydi. Maşallah bayağı koymuşlardı. İlk defa bir müessesenin kuru fasulyesini bu kadar beğendim. İyi dönüşte de burada duralım. Ben de senin paralarını biraz çatır çutur yiyeyim. Tamam be reis ya. Tamam be. Aa pardon. Babam yesin. Ben kaçmayacaktım. Babam kaçacaktı. Motor arızası verdi araba. Olacağı buydu. Bu külüstür seni Zonguldak'a atmaz. Ben sana diyeyim.
Atar atar. Sen bunun kalbini kırma. Bunun da bir kalbi var. Benim de kalbim var. O zaman bana güzel bir şarkı armağan edersen belki seninle kaçabilir ve seninle barışabilirim. O zaman kürdanı çıkardım. Ben seni sevdim. İda dünyalara bildirdim. Ben seni sevdim. İda dünyalara bildirdim. İndirdin kaşlarını, babani, babani mi yendirdin? Bir Karadeniz şarkısıyla benim gönlümü almayı başardın. Ah. An itibariyle kaçmaya karar verdim. Of be, zamanı ileri aldık arkadaşlar da gündüz oldu ama yine motor arızası verdi araba. Bu araba seni atmayacak Zonguldak'a. Atar, rahat ol. Bak Karadeniz sınırlarına giriyoruz yavaş yavaş ya. Etraf yeşillenmeye başladı. Sen sınırlara dikkat et de babamın adamları kesmiş olmasın o yolu. Hiçbir şey yapamazlar. Niye? Tofaşın arkası dolu mu? Ulan polis peşi polis. Ulan babam taktı adamları işte. Ya memur bey şimdi yani yanlış anlamayın da beni. 2000 euro ceza yedik ya. Adam mı lan buradan herhalde değil mi? Abi navigasyon çok değişik arkadaşlar. Yine para ödeyeceksin. Vallahi. Bunları babana verseydik başlık parası olarak sayardı. Onu bunu bırak aşkım da. Gerçekten ne zaman kaçacağız? Allah nasip ederse seni geleceğim istemeye bir daha ailemle birlikte önümüzdeki yaz. Eğer ki... Ha Zonguldak tabelası. İşte bu be. Az kaldı az. Eğer ki vermez sügülüm ondan sonra kaçırma planları yaparız. Benim memleketime girince bu arada... Benim memleketime ait bir türkü, bir şarkı patlatmazsa giremezsin ha içeri. Ya reis ben nereden bileyim senin memleketinin türküsünü, şarkısını? Zonguldak'ın üstünden karga geçiyor karga. Bilinecek bir şey değil çok da. Daha girmedik, sınıra girdik mi söylerim. Ne oldu be aşkım, bitmedi. Ne oldu sana, ne oldu böyle? Ne oldu sana, ne oldu öyle? Ne oldu taş fırınar ki? Bir anda oldu lighter ki. Bence ben light erkeği olacak adam mıyım ya reis? Light erkeği olacak adam mıyım derken? Yani reis ben öyle hanımcı. Evde temizlik yapan. Evde yemek yapan. Yok ütü yapan. Birisi tabii ki eşim ne derse olur kardeşim. Yani anladınız mı arkadaşlar, böyle şeyler demeyin siz hiçbir zaman. Büyük konuşmuyor. İşte bu. İşte bu be. İşte bu be. Hanımcılık kazanıcı. Yani... Arkadaşlar bu arada bu hanımcılığa falan girmiyor, tamam mı? Aklı hayat arkadaşına Düzce'nin bir ilçesi. O zaman yavaşlayalım. Şehir içine girdik reis. Akçakoca denizi falan var. Güzel bir yerdir. Gitmedim ama duydum. Neyse bu abicim, arada arkadaşlar. Bak, nasıl kullanıyor arabayı? Şu oldu beş kulak. Oğlum bak. Beni deletme ha. Bak kaza yaptıracak bana ya. Dışarıya karşı aynen bu şekil, az önceki gibi. İçeriye karşı gayet naif, gayet böyle yardımsever, paylaşımcı olmanız lazım ki hayat arkadaşınıza yardımcı olmanız lazım. En doğrusu budur. Hayat müşterektir. Her şeyi kadına yıkamazsın. Tamam zaten gülüm tamam, feminist damarım burada tutmasın. Bir dakika, yol araba kullanıyoruz ya. Ama bak, haklı mıyım, haksız mıyım? Haklısın gülüm, bak Ereğli Zonguldak tabelasını kaçırdık senin yüzünden ha. Bu arada birlikte Ereğli'ye gitmemiz yok mu? Abicim bir yolu aç, bak nasıl kullanıyor, ben sola kırıp solda mı daha mesela? Ama sen çok agresif bir sürücüsün, böyle olmaz. Arkadaşlar dikkat hızlı bir şey çekiyor mu? Yeşillik, doğa, hava. İstanbul'da böyle miydi? Her yer beton. Yeşil bir yer yoktu be. Ereğli'de yaşayalım mı ulan? Harbi çok mükemmel bir yer bak. Ben Zonguldak'ta yaşıyorum ama Ereğli en büyük ilçesi, Karadeniz'in incisi derler. Burada yaşayalım mı? Ne diyorsun? Bak gülüm, araba zaten boğuluyor. Beni deli etme. Ne Ereğli'de ne işimiz var bizim? Bir şehir merkezini görelim ona göre. Çok güzel Ereğli aşkım. Festivalleri falan da oluyor. Hatta Çileğiyle falan ünlü. Şöyle bir bak bakayım, belki beğenirsin. Şehir içine girelim ondan sonra. Aa! Ne oldu? Ne oldu? Çileği kaza ettim oğlum ben. Sen niye geldin bana vurdun kardeşim benim? Ha? Bana niye vurdun oğlum sen? Kaçıyor görüyor musun? Yine mi vuracak? Hala üzerime geliyor. Oğlum sen deli misin? İndirtme beni arabadan ha. Ben şimdi bu arabayı buradan nasıl kurtaracağım ki? Buradan girmem gerekiyordu sanıyorsan benim. Buraya arabayı sokarsam ben. Bir sola da sinyalimizi verelim. Tabii ki şu an göremiyorlar. Tamam. Buradan girecektik, hiç beni uyarmıyorsun ya gülüyorum. O arkadan nasıl geldi, beni ittirdi ileri doğru lan. Konuşmaya dalmışız ya, farkında değilim.
Sana bir şey diyeyim mi? Motor fena hararetlendi. Allah'a emanet geliyorum gülüm. Yani gelirim de nasıl döneceğiz bilmiyorum. Araba var ya şu an yolda kaldı kalacak. Yemin ederim bak. Her an durabilir. Allah korusun, Allah korusun arkadaşlar. Şehir merkezi Ereğli'nin burası bu kadar mıymış ya? Oyunda bu kadarı gösteriyordur. Bu kadar değil herhalde. Sen memleketime laf atmaz mısın? Lütfen şimdi benim için havasına, suyuna o şarkı söyle. Aa, Ereğli'nin ben harbiden fotoğraflarını gördüm gülüm Google'da falan. Çok güzel bir yer. Yeşillik, denizi falan enfes. Sol tarafımız deniz mi bizim? Aa, deniz evet. Mi? Aşkım burada yaşayalım, aşkım burada yaşayalım. Zonguldak 48 kilometremiz kaldı arkadaşlar. Hadi be, benim için söyle havasına. Oha, şuraya bak. Harbiden çok güzelmiş la. Havasına, suyuna, taşına, toprağına, bin can feda bir tek dostuma. Her köşesi, her köşesi cennetin. Neydi, ezilir? Nasıl lan? Unuttum aşkım. Bilmiyorsun o zaman niye atlıyorsun? Biliyorum sandım. Ezilir yanar içim, bir başkadır benim memleketim. Vallahi arkadaşlar. Ray 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 ray. Evet gülüm. Radyonun tuşuna basayım da sussun. Azıcık sus aşkım. Bak, benim memleketim diye demiyorum. Harbiden güzel memleket. Deniz desen var. Yeşillik desen var. Kömür de var. Ne ararsan var. Bizi izleyen Zonguldaklı hemşerilerin varsa yorumlarda kendini belli etsin kalp. Bu arada hepinizi beklerim kankiler. Belki ileride hep birlikte bir kamyon, bir otobüs geliriz. Ne diyorsun izleyicilerle? İnşallah, inşallah gülüm. Şu karşı taraf neresi? Bartın mı ya? Zonguldak merkeze doğru gidiyorsun. Çok az kaldı bu arada. 10 dakikamız var. Evet, orası Zonguldak merkezin tepeleri. Bu arada Zonguldak'ın tek kötü yanı arkadaşlar, kömür olduğu için şehrin, yani şehir merkezinin havası birazcık böyle sisli gibi. Nüfusu kömür çıkarılıyor o yüzden. 595 bin kişi içinden Zonguldak'ta ben reisime vuruldum. Aga be aşkım. Ona bakarsan İstanbul kaç. Zalim İpet Abdin adamları polis peşinde. Harbiden babam bak il sınırından geçtiğin an taktı adamları, görüyor musun? Harbi gülüm, şu anda sen amcanların evinde değil misin Zonguldak'ta? Neredesin merkezde? Bak caminin arka taraflarında bir yerdeymiş. Sen ciddi misin? Şu an var ya çok yakınsın. Bu meydanı hatırlıyor musun? Biliyor musun peki böyle bir meydan var? Biliyorum tabii, bilmem mi? Benim dalga mı geçiyorsun, ciddi misin ya? Lan yemin ediyorum biliyorum, niye bilmeyeyim şu camiyi ben? Zonguldak 100. yıl terminali. Çok iyi. Oğlum senin ben... geldin işte evet, bu. Evet evet tamam, vallahi aynı lan burası. Hatırlıyor musun, burada kalmıştın hatta, sabaha karşı inmiştin. Evet arkadaşlar, TikTok videosundan da görebilirsiniz, bu dağlar falan aynı birebir ha. Çok güzel ben ya, çok güzel ya. Düşünüyorum gülüm, bir saniye dursana. Benim canım ilim ya, canım ilim ya. Arkadaşlar şu an var ya, çok kötü bir şey yaptım aslında, buraya girmemem gerekiyordu ama. Umarım bir daha çıkabiliriz. Aaa! Oğlum çok iyi. Aşkım. Lan ben... Tabii burası tadilatta mıydı neydi arkadaşlar hatta? Ben geldim. Videoyu nerede çekmiştin? Gülüm işte burada şuraya çıkabiliyor muyum ya? Aha çıktım. Dur çıktın? Abicim. Sizi ezmeyeyim ben. Abi çok güzel. Gülüm sana bir şey diyeyim mi? Bak şu sol tarafta bir yerde beni indirmişti. Aynen bak şuradan girmişti. Ama bu sağ tarafında yol vardı sanki. Bir dakika, burası dağlık olması lazımdı. Bu taraf yol olması lazımdı. Tam tersi olmuş. Önceliler villa. Oğlum şu turizmlere bak, şirketlere bak, her şey aynı lan. Ben metroyu gördüm bir. Başka ne var? Gülüm her türlü aktı. Efe turu var bak senin, sizinkiler gülüm. Arkadaşlar ben bu firmayla çok gittim ben şu yengenizin yanına. Harbiden ya. Oğlum şaka. Dağlara baksana yavrum bir. Selamünaleyküm kral. Bak bunu bile hatırlıyorum reisi. Yani oğlum cami bile birebir aynı. Hay maşallah ya, ne güzel gözüküyor. Bayrağımıza bak arkada da. Oy. Çok güzel. Her şey çok iyi, mükemmel. Keşke İstanbul'u da böyle biraz tanıtsaydık arkadaşlar sizler, ama bir dahaki videoda eğer isterseniz İstanbul'u da sizlere tanıtırız. Gerek yok, gerek yok. Zonguldak'ın tam içine, merkezine girelim. Bir dahakine ne yapalım biliyor musun? Beni Zonguldak'tan al, Siirt'e memleketine getir. Vay, inşallah da olur be gülüm. Girdik gülüm merkeze, de haberin olsun.
Bir deniz kenarına falan çek bakayım aşkım ya. Şu an kaldığın amcamların evi gülüm otogara yakın değil mi? O caminin arka taraflarında. Oradaki evlerin hepsini göstermemişler. Orada bir yerde işte. Ulan çok iyi gözüküyor. Tır hadi bir git de sağa kıracağım be kardeşim. Bak normalde şurada da bir heykel var. Yanlış hatırlamıyorsam orasıysa. Aynen bu göbekte şu an bir heykel var. Aha Eşorez burada. Reis. El sallıyorum sana. Dur dolmaları yollayayım. Liman diyor. Limana gitsene. Limana gir. Nereden gidecek liman? Dur takip edin bakayım limanı. Limon tabelasını takip ederek gideceğiz arkadaşlar. Bakalım nereye çıkacak? Aşağı doğru gideceksin şuradan. Biliyorsun ha. Ne sandın? Oğlum çok iyi lan. Bildiğin şehir kardeşim benim. Aha bak. Bildiğin şimdi... geziyorsun şu an. Gülüm ben şu arabayı şurada bir yaptırayım bekle. Arkadaşlar araba gelene kadar bayağı bir arıza yaptı. Gelmişken bari Zonguldak'ta tamirimizi de yapalım. Zonguldak'takileri de birazcık para kazandır tabii ki aşkım. Ben zengin miyim ya? Beni ilgilendirmez. Memleketimin çalışanına kazandır biraz. Tamirimizi ettirdik. Devam edelim. Limanda bekliyorum seni. Gel iki tane de çay söyledim. O çaylar soğumadan yanındayım reis. Aa gülüm liman nerede? Dur bir. Limanı var ya bence... Girilmiyor giriş yasağı. Artın. Bakayım şuradan geçsek. Girişi yasaklamışlar ya. Şuradan aşağı gidiliyor mu? Burası neresi? Allah! Tamam kaza yapmadık arkadaşlar. Sadece hafiften değdirdik. Buradan geçiş yok ki. Yol aşağı doğruydu gördün. Tamam dur. Bak görüyorsun hatta gemileri. Sol aşağı sol. Gülüm soldan da bizi sokmaz ki. Çıkmaz yol burası da ben sana diyeyim. Sen bir git. Yok. Limanı koymamış herhalde arkadaşlar haritaya. Hayır liman gözüküyor. Gemiler gözüküyor. Ya gözükür gülüm öyle bir gösteriş amaçlı koymuş olabilirler. Aha buradan çıkış yok ki. Haydi bismillah artık sen boğacaksın hazırla gülüm. Geliyorum seni almaya caminin karşısındaki evde seni kaçırıp gidiyorum tamam mı? Yo vazgeçtim kaçmıyorum. Aa ayıp edersin ha. Bir gel düşünce. Aman aşkım şuradan böyle bir sap. Tamam. Burada bir yerde... Dur ben geliyorum. Aham da şurası. Reis kaldırıma çıkartmıyorum arabayı. Dörtlülere yakıp şurada bekliyorum seni. Geleyim mi gelmeyeyim mi acaba? Arkadaşlar Ayşe Reis gelsin mi gelmesin mi yorumlara yazın. Reis'i kaçırıyoruz. Güzel bir videoydu bence gülüm. Ne diyorsun? Ya bence de ya. Oradan geldin ya sanki böyle cidden evleniyormuşuz da böyle konvoy olur gelirler ya kız isteme be. Cidden öyle bir his. Sanki beni buradan alıp gidecekmişsin gibi bir his doğdu içime böyle. Bir de bayağıdır görüşmediğimiz, buluşmadığımız için bir duygusal oldum ben. Çok güzel videoydu. Kankiler umarım sizler de beğenmişsinizdir. İnşallah gerçek hayatta tabii böyle kaçırma olayları falan şaka. Böyle bir şeye ihtiyaç duymadan düzgün bir şekilde isteriz. Düzgün bir şekilde Ayşengen'izi babası bize verir evlenirim. O da olacak yavrum. Zaten biz onun için uğraşıyoruz. Kaçmak basit olan arkadaşlar. Biz inşallah düğünümüzde, derneğimizde bu şeyi başaracağız. İnşallah kankiler. O zaman videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Daha fazla Euro Truck Simülatör videolarının gelmesini istiyorsanız, online oynamamızı istiyorsanız da yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.